Herkese yepyeni bir videodan selamlar. Buradan başlattım 3. video artık. Diğer videoları izleyenler buraya bayağı bir aşina olmuştur diye düşünüyorum. Şöyle bir göstereyim etrafı. Latin Amerika'nın belki de en tehlikeli mahallesinde kalıyordum burada günlerdir. Artık buraya bayağı bir alıştım. Çok değişik bir ortam. Ama insan alışıyor manzaralara. Bugün buradan artık ayrılık vakti ve buradan gidip zengin semtlerine gezeceğiz ve Peru'daki zengin fakir ayrımını çok net bir şekilde hissedeceğiz. Farklı video olacak. Önceki videoları izlemeyenler izlerse sevinirim, bu bölgeyi detaylıca gezmiştik. Bugün de hem buraları biraz daha görüp hem de zengin fakir ayrımını çok net bir şekilde göreceğiz. Lima bu ayrımın dünyada en net hissedildiği yerlerden bir tanesi bence. Burada insanlar açlıkla, sefillikle mücadele ediyorken başka bir yerde insanlar bambaşka hayatlar yaşıyorlar. Şimdi hazırlandım. Eşyalarımı alıp bir an önce yola koyulacağım. Burada da bir arkadaşım var. O da Couchsurfing uygulaması üzerinden buraya geldi. Merhaba. Kendisi daha önce 6 hafta Türkiye'de kalmış. You stay in Turkey 6 weeks, right? 6 weeks. I love Turkey. I want to go back so badly. 6 weeks was not enough. And I do tell everyone that I meet, the best food that I've eaten so far is Turkey. Oh my gosh. You're lucky. Oh, if it doesn't. Diyorsunuz. So what do you think about this place? About this place and about Lima? About Lima? Lima is fucking huge. It's fucking huge. And it's really different, this area and the other areas, right? Oh, very, very different. And there's a lot of traffic, but the food is also very good here. I really enjoyed where we went yesterday, a bit more in the center where there were museums. And personally, I prefer a little bit smaller places and... Me too, man. Yeah. I'm really tired here. Looking forward to going to find the mountains. And how long time are you traveling now? I've been traveling since September, so 8 months. 8 months, wow, yeah. That's nice. That's really nice. Started in Bulgaria and then I went to Turkey. And you do podcasts, right? Yes, I've got a podcast, so... I'm gonna put it here. I'll share the link below. Arkadaş podcast yayınları yapıyor. Buraya ismini bırakıyorum. İsterseniz gidip bakabilirsiniz. İngilizce olarak çok güzel yayınları var. Onun da tanıtımı olsun böylece. Bir faydamız olsun. I say like you can follow him. Teşekkürler. Teşekkürler. Nice to meet you, man. You too, bro. Burada böyle güzel bir ortamımız vardı. Amerikalı bir arkadaş daha vardı. Değişik bir yer ama ev sahibimiz herkesi kabul ediyor. Yaklaşık 200 tane referansı var Couchsurfing uygulamasında. Onunla da vedalaşacağım şimdi ve yolculuğumuz başlayacak. Evimiz de böyle. Anji. Hello. Merhaba. Merhaba. Gracias. Ciao, Furkan. Es un placer haberte recibido acá en la casa. Anji'nin annesi de buradaydı. Vedalaştık şimdi. Böyle gidiyoruz bakalım. Bak, yan yavaş. Goodbye. Turku. Görüşürüz. Görüşürüz. Alas mağalık. Alas mağalık. Şanslar. İyi şanslar. Görüyorsunuz herkes öğretti Türkçeyi. Vay desin. Bu da Anji'nin annesi. Bay bay. Görüşürüz. No se preocupes, no se preocupes. Gracias por todo. Abi harika insanlar ya. Ciao ciao. Harika insanlar ya. Şimdi evin çıkışı böyleydi. Son kez. Kafayı vurmadan. Hoppa. Şuraya bir uyuşturucu baskı dolmuştu geçen gün. Opa si, opa. En todas las idiomas creo. Okay. Abi süper ya. Anji, hasta luego. Okay, yavru okay. Bye bye. Hala el sallıyorlar ya abi. Harika insanlar ya. Yemin ediyorum burada bir ailem olmuş oldu. 4 gün kaldım ama yanlarına. Annesi diyor ki, yaşlı kadın. Benim diyor öğlen yemeğimi yemeden gittin diyor. Ben diyor öğlen yemeği yaptım, sen yemedin. Sabah kahvaltısında söyledi bana, o yemeği ye de git. Daha önce yedin bu yemeği falan diye. Dedim ben de daha önce Peru'nun kuzeyinde yemiştim o yemekten. Ama diyor benimki denemen lazım, benimki daha iyi falan. Ya abi, harika insanlar, cidden. Bölge çok fakir ama insanlar inanılmaz ya. Bakın şu karmaşa şeye. Gerçekten
böyle şeyler başıma gelince inanılmaz mutlu oluyorum böyle güzel insanlarla tanışınca. Geri dönmeni bekliyoruz diyorlar. Bir gün mutlaka geri geleceğim buraya. Umarım o geri geldiğinde böyle video çekeriz. Etrafı tekrardan bir gezeriz. Bakar mısınız şuralara? Şimdi buradan ana caddeye çıkacağım. Ana caddeden önce bir otobüs minibüs bir şey alacağız. Sonra metrobüs hattına geçeceğiz. Metrobüs hattından da şehrin zengin bölgesi Miraflores'e gideceğiz. Yolculuğumuz başta tekrardan yola koyulma vakti. Bu arada gördüğünüz gibi artık büyük çantam yok. İki tane küçük çantayla geldim Peru'ya. Çünkü bagaj çok pahalıydı ve Şili'ye geri dönmek zorundayım her halükarda. Geri dönmem gerekiyor. Hal böyle olunca dedim ben de küçük çantaları alayım, büyük çantayı bırakayım orada. Son evinde kaldığım insanlara emanet ettim çantayı. Geldim böyle. Çok daha rahat oluyormuş. 3-5 tane kıyafet var yanımda. Onda zaten %80'i kışlık kıyafet. Soğuk bir yere geçersem diye. 2-3-5 böyle tişört. 2 tane kapri, 1 tane pantolon. 3-5 de kışlık bir şeyle geldim. Hadi. Kaos bu arada ya, kaos. Şu an. Oğlum bu nasıl bir düzensizlik ya. Yolun haline bakın. Çöp kutusu yok ya, elimde kaldı şu. Evde atmayayım dedim çünkü sürekli çöp çıkıyor evde. Onlar da atmakta zorlanıyorlar sonra. Toplanmıyor da sürekli burada. Çöp yok ya sokakta. Tabii insanlar her şeyi yere atar. Abi şöyle geçtik bir tane minibüse şimdi. Bakalım gidiyoruz böyle. Adam kulu girdi kafama, emin ediyorum. Sonunda geldim. Burası kaosun merkezi abi. Yani her şey var burada. Sanayi de var, sokak yemeği de var. Yok çok yani. Bakın ablamız kendi yaptığı meyve sularından bisküvilere kadar her şeyi satıyor. Bıldırcı yumurtası satanlar var. Şöyle göstereyim. Orada. Abi ilerleyemiyorum. Trafiğe bakar mısınız? Bakın burada böyle bir şey gördüm. Chicharron diyorlar buna, kızarmış balık. Chicharron. Bueno. De pescado. De cuál? No, de pota, pota. ¿Qué es pota? Pota, pero. De pescado, sí. No, pescado, es de pota. ¿Qué es pota? Pota es un animal, pues el pulpo. Ah. Ah, okay. Gracias. Vaya. Pota diye bir şeyden dedi ama adam benimle dalga geçti ya büyük ihtimalle. Bu neyden yapılıyor dedim. Balık diyeyim dedim. Pota dedi. Pota dedi. Bir hayvan dedi. Küçük bir hayvan. Oğlum basma basma ya. Bak hala basıyor ya. Abi yeter basmayın ya şu koluna ya. Bakın yine abi sokak yemekleri farklı farklı. Patates, fasulye şöyle göstereyim. Plaki iyi bir şey satıyor ablamın sokakta. Şurada böyle değişik meyve suları. Ete çoço. Ete çoço. Este es chocho como los frijoles. De frijoles. Este es papaguayro. ¿Papaguayro es dulce? Ah, peruana, peruana. Ah, papa peruana. Todos los peruanos buenos. Bueno. Las mujeres son buenas. Solo en Perú. Solo en Perú. Somos productivos. Sí. Claro. Claro. Este es chicha. Oğlum, arabaya çarptın lan. Sí, chicha. Yo probablemente. Gracias. Este chocho solo yo tengo aquí. Gracias. Bye. Bye bye. Hello. Hello. Hello, hello. Oğlum insanlar çok iyi ya. Bakın burada yine birileri şeyler satıyor. Abimiz çorba satıyor galiba burada. Farklı farklı çorba çeşitleri ve kurumuş tezgah. Ama ortam çok iyi ya. Bayılıyorum şöyle ortamlara. Çok alıştım. Burada yine bir çorbacı. Ola. Hijyen standartları belli. Tabaklar burada yıkanıyor. Benim bağışıklık sistemi çok gelişti artık. Bir şey olmuyor ama. Pek denemenizi önersem mi önermesem mi bilemedim. Ben nereye girdim ya böyle? Sanayi ya burası, bildiğiniz sanayi. Şimdi burada bir yemek yiyeyim dedim. Aslında yedim de ucuz burada ya, şimdi pahalı yere gideceğim. Önce yer saat daha 11 aslında, kahvaltıyla yeni yaptım ama. Neyse ya, versin abla yiyelim, ne olacak. Can boğazdan gelir. Oğlum abla leş gibi yıkıyor arkada.
İnşallah zehirlenmem ya. Bakar mısın şu hijyen standartlarına abi? Kadın şurada yıkıyor böyle. Yine. İşkembe çorbası gibi bir şey. Oh, parece muy rico. Rico, prueba, sí. Prueba. No probar, esto creo, antes. Bizim kelle paça gibi bir şey. İnşallah ölmeyiz abi. Hadi bakalım. Şöyle limonumuzu sıkalım. Lan içine düştü limon ya oğlum. Bu kadar mı beceriksiz olur bir insan? Biraz limon sıktım. Acı bir sos var. Şöyle göstereyim. Bundan döküyorum. Güzel bir şey benziyor. Böyle bizim işkembe gibi, kelle paça gibi bir şey benziyor ama. Galiba öyle bir şey ya. Bu ne? Bakar mısın içindeki ete? Bir kilo et koymuş kadın içine. Bayağı iyi. Beklediğimden birkaç kat daha iyi. Şöyle şeyler var içinde. Onlar ne bilmiyorum. Nohut gibi bir şey. Mısır. Mısır. Peru'daki çorba efsane ya. Her zaman. Vallahi şunu gömeyim de devam edelim videomuza. Afiyet olsun. İnsanlar süper abi. Harika ya. Estriz de diyor bakın. Bayılıyorum ya bu insanlar. Burada inanılmaz sıcaklar. Normalde Perulular böyle değil ama burada bayılıyorlar bana. Bakın el sallayanlar falan. Abi çok iyi ortam ya. Vallahi ilk dönemde çok tuhaf geliyordu buralarda. İnsanların sıcaklığı beni alıştırdı. Yani bana göre burası o zengin yerinden daha iyi ya şu anda. Niye insanların burada yaşamak istediğini daha iyi anlıyorum. İnsanlar 3-4 kat daha sıcakkanlı. Belki 10 kat daha sıcakkanlı burada. Şili'de insanlar çok sıcaktı ama burası kadar değildi. Herkes, aa Türk müsün, turist misin, gel buraya, ne zamandır Peru'dasın, ne yapıyorsun, nasıl geziyorsun falan. Ya yemin ediyorum, şu olayı çok özlemişim ya. Vallahi harika. Üzülüyorum ya şu anda şuradan gideceğim için. Hiç aklıma gelmezdi. İlk geldiğimde diyordum burası ne böyle Pakistan gibi, Hindistan gibi. Şimdi üzülüyorum lan buradan gideceğim diye. Vallahi. Bir saatlik yolumuz var. Şunlar metrobüs abi. Metropolitano diye geçiyor. 3 soles 20 sent giriş. Yani o da ne yapıyor? 80 sent falan yapıyor o da. Buradan 1 saat 1,5 saatlik yolumuz. Soracağım şimdi hangisi gidiyormuş? Şu sıraya bakar mısınız abi? Bu insanların hepsi burada. Şu benim bileceğim metrobüs için bekliyor. Burada farklı hatlar var metrobüste. Oradan biliyorsunuz. Abi sıranın sonu gelmiyor ya. Nasıl bileceğiz ki buna? Nasıl bineceğim ben buna? Herkese Peru'nun Avrupa'sından selamlar arkadaşlar. Burası bildiğiniz Avrupa. Şöyle göstereyim, dışarıda son derece güzel kafeteryaların olduğu, etrafta gökdelenlerin, yüksek binaların bulunduğu, şehrin merkezinde böyle parkın olduğu harika bir yer. İnanılmaz güvenli. İstediğiniz saatte dışarı çıkabiliyorsunuz. İstediğiniz yerde gezebiliyorsunuz. Her ülkenin yemeğini bulabiliyorsunuz. Böyle o gittiğimiz yerlerden sonra burası bambaşka bir gerçeklik. Ben Lima'ya ilk geldiğimde bu bölgenin dışına neredeyse hiç çıkmamıştım ve Lima gözüme o kadar güzel gelmişti ki diyordum ya burası nasıl bir şehir, ne kadar güzelmiş. Sonra ikinci gelişimde biraz daha Lima'yı keşfettikten sonra fikirlerim değişmeye başlamıştı. Bu geldiğimde o kaldığım bölgeden sonra tamamen Lima hakkındaki fikirlerim değişti. Yani burası sadece bir göz boyaması, gelir adaletsizliği. Öyle bir seviyeye ulaşmış ki bir bölgede böyle inanılmaz rahatça gezebiliyorken, her şeyi bulabiliyorken başka bir bölgede insanlar açlıkla, sefillikle mücadele ediyor. Burası meşhur katedrali bu bölgenin. Detaylıca şimdi her yerini keşfedeceğiz buraların. Etraf bu şekilde genel olarak. Tertemiz bir ortam var burada. Orada çöpün içerisinde yaşıyorken insanlar, burada yerlerde çöp görmeniz pek mümkün değil. Karşı tarafta yine çok güzel kafeteryalar, restoranlar yer alıyor. Her şeyi bulabileceğiniz çok farklı bir bölge. Bambaşka bir gerçeklik var ya burada. Şu anda dünyanın değişti bakın. Herkeslerinde telefon, rahat rahat yürüyor insanlar. Aynı ülke, aynı şehir ve yalnızca bir saatlik bir yol geldim. Bir saatte ancak bu kadar değişebilir her şey. Bakın burası burada meşhur bir sokak.
barların, restoranların olduğu, bakın mesela Arap restoranı, farklı ülkelerin mutfaklarının bulunduğu bir yer. Daha gün başlamadığı için sandalyeler falan hep dışarıda. Asıl akşamları çok hareketli oluyor burası. Işıklar falan her yerde açılıyor. Böyle bambaşka bir ortam var. Şöyle menüdeki fiyatları göstereyim. Bakın mesela tavuklu pilav 35 solesmiş. Yani 7-8 dolar gibi bir şey yapıyor zannedersem. En ucuz şeye bakıyorum, 26 soles burada görebildim. Şurada 50-60 solesler, 160 soleslere kadar yemekler var. Gracias. Abi biz de gösteriyor öyle. Böyle seçenekleri gösteriyor. Gracias. Ortalama bir yemek şurada 8-10 dolarlardan başlıyor. Öbür tarafta 2 dolara 3 dolara karnınızı doyuruyorken burada bir anda her şey değişiyor işte. Şu anda olduğum yeri görüyorsunuz. Burası Dubai değil, Avrupa değil. Burası da Lima. Şöyle göstereyim abi etrafı. Gökdelenler ormanı. Her yer. Şurada bir tenis kortu. Azlar'da hemen bir yüzme havuzu var. Etraf genel olarak bu şekilde. Buralarda insanlar işte oldukça yüksek kiralara, lüksün içerisinde yaşıyorlar, yaşamlarını sürdürüyorlar. Bambaşka bir ortam diğer tarafta kıyaslayınca. Buradan sahile inebiliyorsunuz. İleride falezler, parklar bulunuyor. Sörf dersleri alabiliyorsunuz. Çok farklı, böyle zenginlerin takıldığı, zaman geçirdiği kulüpler mevcut. Böyle bir yer. Neredeyiz ya şu anda? Yani neredeyiz? Bir anda dünyam değişti şu anda. Yani bu kadar farklılık olabilir bir yerde. Boşuna demiyorum, videonun başından beri zengin fakir ayrımının dünyada en keskin olduğu şehir burası olabilir. Şu anda çiçek gibi etraf. Her yer palmiye ağaçlarıyla, çiçeklerle kaplı. Mis gibi, böyle nefes alıyorsunuz ya etrafta. Bir düzen var. Avrupa'yı, insanların kılık kıyafeti dahi değişti. Şuradan sahile inen yollar bulunuyor. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın. Şurada zenginlere hitap eden devasa bir tesis var. Her yerde tenis kortları, yukarıda futbol sahası, oturacağınız kafeteryalar, her şey. Her şey. Ya böyle bir zenginlik Latin Amerika'da çok az yerde görebilirsiniz. Ve Lima da o yerlerden bir tanesi. Ülkedeki gelir adaletsizliği nasıl bir hal almış? Hayal edebiliyor musunuz? Ya benim o gittiğim favelada insanlar elektrik parası ödeyemiyorlar. Aylık 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar elektrik parasını ödeyemiyorlar ve kaçak çekiyorlar evlerine. İnsanlar yaşam mücadelesi veriyor. Evinde kaldığım aile mesela kendi odalarında 2 tanesini, 3 tanesini kiraya vermiş. O şekilde geçiniyorlar. Yani çok farklı ya. Ne diyeyim? Çok farklı. Eğer ki direkt bu bölgeye gelirsiniz ve bu bölgeden başlarsanız gezmeye, çok seversiniz Lima'yı. Ama oraları gezip de buraya gelirseniz işte o zaman içiniz parçalanıyor. Şimdi ne yapıyoruz buraya kadar gelmişken? Tabii ki okyanusa gidiyoruz abi. Bakar mısınız şu manzaraya? İnanılmaz bir okyanus manzarası var. Binlerce insan belki de sörf yapıyor denizde. İnince detaylı bir şekilde göreceğiz buraları. Karşıda Parque del Amor isimli bir park var. Aşıklar Parkı. Daha önce oraya gelmiştim. Oranın da muhteşem bir manzarası var. Lima'nın bu kısmı açık ara Latin Amerika'daki belki de en güzel şehir manzarası. An
itibariyle neredeyim? Park Edel, tam oradayım. Yani Aşıklar Parkı. Aylar önce buraya gelmiştim en son gelişimde. Ve size de göstermiştim. Tekrardan geldim. Tekrardan gösteriyorum. Bakın aşağıda yüzme havuzu olan yerler. Yine tenis kortları. Güzel güzel böyle plajlar. Bölgenin belki de en güzel manzarası burası. Özellikle cumartesi, pazar günleri, hafta sonu çok kalabalık oluyor buralar. İnsanlar gezmeye buraya geliyorlar. Bütün bir şehir buradaki plajlara doluşuyor. Genelde denize girmiyor insanlar çünkü su her zaman soğuk. Ama özel kıyafetlerle surf yapabiliyorsunuz. Bambaşka bir gerçekliği var buranın. Bambaşka bir ortam var. Tadını çıkarmaya çalışıyorum ben de. Olay budur ya. Bir şehirde şöyle bir yerin olması inanılmaz güzel. Buram buram böyle okyanus kokusu geliyor. Pasifik Okyanusu kıyısındayız. Bir saatte şöyle bir yere gelmek harika. Bakın her yerde surf tahtası kiralayabiliyorsunuz. İnsanlar burada denizde surf yapıyorlar. Abi. Oh. Üzerinde abi çok olumsuz hava yattı şu anda. İnanılmaz güzel ya etraf. Bakın şehir tamamen falezlerin üzerine kurulmuş bir şehir. Tsunami tehlikesine karşın bu şekilde devasa kayaların üzerine kurmuşlar şehri. Ülkenin zenginleri kendilerine böyle korunaklı bir yer inşa etmişler. Biraz manzaranın keyfini çıkarma vakti. Ve şu anda neredeyiz? Şehrin başka bir elit bölgesi olan Barranco bölgesindeyiz. Burası da Miraflores'e çok yakın bir yerde bulunuyor. Şöyle etrafı, binaları vesaire göstermek istiyorum. Bölgede çok güzel grafitilerin bulunduğu sokaklar, müzeler, böyle tarihi binalar yer alıyor. Çok daha düzenli, böyle oldukça güzel bir bölge. Yine Azizler'den deniz manzarasında görebiliyorsunuz. Şu evlerin, binaların güzelliğine bakar mısınız? İşte ülkenin zenginleri buralarda yaşıyorlar. Böyle yerlerde yaşıyorlar. Bakın şu binaya yakınlaşmak istiyorum biraz daha. Dışı böyle çiçeklerle kaplı, bembeyaz saray tarzı. Harika bir bina. Burası bir restorantmış. İçeride de ofis tarzı bir yer var girince. Genel olarak etraftaki binalar hep bu şekilde. Bakın yine karşıda çok güzel böyle tarihi bir ev yer alıyor. İlk gittiğimiz yerlerle hiçbir şekilde alakası olmayan bir yer. Sanki bir anda böyle 50 yıl, 100 yıl ileriye gittik. Etraf inanılmaz Avrupa'yı bir hal aldı. Tarihi binaları görmek genel olarak zor Peru'nun bu semtlerinde. Ama burası oraların dışarısında kalmış bir yer. Bakın burası da bir sanat müzesi galerisiymiş. Şato gibi bir ev var hemen yanımda. İleride yine şato gibi bir ev var. Alman tarzı evler bunlar. Geleneksel Alman evleri. Peru'da da az daha iyi olsa belli bölgelerde Alman kökenli insanlar yaşıyor. Aynı Şili'de olduğu gibi bunlar da 2. Dünya Savaşı'nın ardından buralara kaçan, Nazi zulmünden kaçan Almanlar. Welcome to Avrupa. Welcome to Berlin, Münih, Prag abi. Ya kelime hazinem yetmiyor bazı şeyler açıklamaya şu anda. Şu ev, o ilk gittiğimiz yerlerden sonra o kadar tuhaf geliyor ki şu anda gözüme. Böyle aşina olmaya çalışıyorum. Devasa bahçesi olan tarihi bir villa ve karşısında da şöyle bir saray var. Dış çiçeklerle kaplı. Tepesinde galiba havuz var. Bambaşka bir ortam ya. Ve bakın şimdi. Evlerin gördüğü manzaraya bakın.
Buyurun manzara. Hemen şurada küçük bir liman yer alıyor. Balıkçı evleri her yerde. Aşağıda yine bir plaj var. İnsanlar surf yapıyorlar. Muhteşem evlerde yaşıyorlar insanlar ya. Kıskanmıyorum değil. Ve ilk seyahat ettiğim yerlerden sonra tekrardan burada bulunmak bir şok etkisi yaratıyor bende. Daha önce geldim buraları gezdim, gördüm. Ancak halen daha inanamıyorum ya. Yani böyle bir ayrıma. Nasıl açıklanır ki bu? Bisiklet kullanan, bu şekilde sokakta köpeklerini gezdiren çok fazla insan var. Böyle huzurun hakim olduğu bir yer abi. Şu parkın güzelliğine bakar mısınız? Daha buranın grafitili sokakları var. Barların, restoranların bulunduğu bölgeler var. İnanılmaz güzel yerler var. Ancak ben çok bilmiyorum buralar açıkçası. Daha önce yalnızca bir kez kabaca böyle bir tur atma şansım olmuştu buralarda. O yüzden tam böyle spesifik olarak nerelere gidilmesi gerektiğini çok bilmiyorum. Aslında gezebileceğimiz çok fazla yer var bu etrafta. Ve burası da Barranco'nun asıl olayı. Her yer bu şekilde grafitilerle kaplı. Her yeri böyle kaplamışlar. Şöyle biraz devam edelim. Göstermek istiyorum size buradaki grafitileri. Sesim bu arada nasıl yankı yapıyor var ya tünelde. Bakın böyle her yer farklı farklı grafitilerle doldurulmuş, boş duvar bırakmamışlar resmen. Ve bence çok da güzel olmuş. Buraya en azından farklı bir güzellik katmış. Sokaklar bu şekilde renklendirilmiş. Şehirde en çok grafiti görebileceğiniz bölge açık ara. Burası biraz böyle Kolombiya'nın Medellin şehrini anımsattı bana. Orada da bu tarz grafitilerin olduğu bir barlar sokağı vardı. Şöyle göstereyim. Gayet güzel etraf. Ve burası şehrin en güzel yürüyüş yollarından bir tanesi. Bir sürü seyyar satıcı yer alıyor sırasıyla. Etraftaki binalar çok güzel. Buradan bu şekilde sahile kadar inebiliyorsunuz. Şu anda birçok binada tadilat var sanırım. Ya da bilmiyorum sezon olmadığından mı durum böyle. Bitik vaziyette binalar. Kiliseyi galiba yeniliyorlar. Etraf bu şekilde. Tarihi sokaklar, kafeteryalar, barlar. Böyle bir bölge. Ve son olarak burası da Barranco'nun plazası, meydanı. Oldukça güzel bir yer, hoş bir yer. Böyle meydanda birkaç farklı heykel, sanat eserleri bulunuyor. Şurada barların, işte kafeteryaların yer aldığı bir sokak var. Çok böyle fazla abartılacak bir şey yok bence. Ama genel olarak böyle gençlerin biraz daha tercih ettiği, gece hayatının vesaire olduğu bir bölge. Çok aşırı zengin de denemez, fakir de denemez. Orta klasın bulunduğu bir yer bence. Miraflores biraz daha lüks gibi yer. Bir yerde insanlar hayatta kalma yaşam mücadelesi veriyorken başka bir yerde insanlar böyle hayatlar sürüyorlar. Lima şehrinin bambaşka iki yüzünü gördük bu videoda. Bunu aynı videoda göstermeyi gerçekten çok istiyordum. Çünkü geçen videolarda sadece o bölgeleri gezebilmiştik. Bu videoda ise hem fakir bölgesini hem zengin bölgesini aynı videoda birleştirmiş olduk. Bu bölgede o videonun başında görmüş olduğunuz evlerde insanlar aylık 2000-3000 dolar belki daha fazla kiralar ödeyip muhteşem bir manzaraya karşı bambaşka lüksün içerisinde bir hayat yaşıyorlar. Öbür tarafta ise aylık insanlar 200 dolarla 5-6 kişilik, 8 kişilik, 10 kişilik ailelerini geçindirmeye çalışıyorlar. Bir şehrin, bir ülkenin bambaşka iki yüzü. Bir saat gidince etraf ne kadar değişebilirse o kadar değişti bugün. Benim için çekimi zor bir videoydu. Neler söyleyeceğimi açıkçası bilemedim bu bölgeye gelince çünkü oralarda geçirdiğim 4-5 günün ardından bir şok geçirdim buralara gelince. Daha ülkeye gelir gelmez ben ilk olarak o bölgeye gittiğim için biraz farklı oldu bu sefer. Lima hakkındaki, Peru hakkındaki düşüncelerim de tamamen değişmiş oldu. Bu bölgelerin artık bir göz aldatmacası olduğunu, sadece belli bir kısma hitap ettiğini ve aslında şehrin büyük bir çoğunluğunun zor bir durum içerisinde yaşamaya çalıştığını, savaştığını fark ettim. Geçen videoyu çekerken öyle yerler gördüm ki içim acıdı. Bir an Bangladeş'te, Afganistan'da falan zannettim kendimi.
peri olduğuna inanamadım bulunduğum yerin. Otobüsün içerisinde kusacaktım neredeyse. Bu videoda ise geldik. Zengin yerlerini tekrardan gezdik. Ve aslında bu bölgelerin ne kadar güzel yerler olduğunu tekrardan görmüş olduk. Bambaşka bir ayrım var. Zengin ve fakir arasında çok keskin bir çizgi var. Orta sınıfın kaybolduğu ve fakirin çok fakir, zenginin de çok zengin olduğu bir ülke burası maalesef ki. Aynı zamanda böyle bir ülkede tabii ki siyasi istikrarsızlıklar da zirve yapmış durumda. Bundan birkaç ay önce ülkenin mevcut devlet başkanı hapse atıldı ve ülkede 2 hafta 3 hafta boyunca resmen hayat durdu. Şehirler arası ulaşım tamamen bitti çünkü protestocular yolları kapattılar. Latin Amerika'nın en önemli ticari yolu olan Panamericana yolu 13-14 gün boyunca kapalı kaldı. Panamericana yolu Alaska'dan başlayıp ta Şili'nin, Arjantin'in güneyine kadar, dünyanın sonuna kadar giden bir yol ve bu yol 2 hafta boyunca kapalı kaldı. Siz Peru'daki zengin fakir ayrımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Peru'dan bomba gibi videolarımız gelmeye devam edecek. Yakında başka ülkelere de geçmeyi düşünüyorum bu bölgede. Gezimi şu anda biraz daha hızlandırmak ve daha çok yer görmek, sizlere de daha çok yer göstermek istiyorum. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, daha fazla insana ulaşmamız için beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.